Habertürk ekranlarından herkese merhaba sevgili izleyiciler. Doktorlar Stüdyo'da programıyla karşınızdayız. Ben Elçin Ateş Ersoy ve sevgili partnerim Operatör Doktor Ömer Sağar ile birlikte bugün yine merak ettiğiniz bir konuyu masaya yatıracağız. Bugün sizlerle pandemi sürecinde kronik hastalığı olan hastaların evde bakım süreçleriyle ilgili nasıl tıbbi tedavi alırlar, tıbbi destekler hangi şekilde verebiliyoruz bunları konuşacağız. Hazırsanız başlayalım. Evet sevgili izleyiciler, Doktorlar Stüdyo'danın bugünkü konuğu nörolog doktor Gökhan Gürel. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bugün aslında özellikle son dönemde, pandemi döneminde ön plana çıkan ve aslında ihtiyacımız olduğunu gördüğümüz bir olaydan bahsedeceğiz sizinle birlikte. Evde bakım hizmetleri. Evet, evde bakım, evde sağlık hizmetleri. Gerçekten bahsettiğiniz gibi pandemi süreciyle özellikle 65 yaşın üzerinde kronik hastalığı olan, hastaneye gitmeye korkan ya da gittiğinde gerçekten enfeksiyon riskiyle, koronavirüse maruz kalma riskiyle karşı karşıya olabilecek olan, aslında sesini medyada ve toplumda çok da duymadığımız büyük bir çoğunluk vardı. Hala da var. Hele hele o pandeminin o yoğun olduğu dönemlerde, ki bunlar özellikle inme hastaları, yatağa bağımlı, çeşitli nedenlerle, Alzheimer nedeniyle, inme nedeniyle, bunlar benim branşımla ilgili olduğu için söylüyorum. Bunun dışında değişik hastalıklar nedeniyle, örneğin onkolojik hastalıklar nedeniyle, başka kronik hastalıklar nedeniyle evinde kalmak zorunda olan ve hastaneye gidemeyen hastalar için gerçekten dikkatlerin pandemi sürecinde ve sonrasında birdenbire evde bakım ve evde sağlık hizmetlere, sağlık hizmetlerine yönlenmesine neden oldu. Bu konuya değindiğiniz için ben de çok teşekkür ediyorum. Çünkü çok önemli bir konu. Ve Türkiye'nin de artık yeni yeni gündemine giren ve yeniden bakış açısını geliştirmek zorunda olduğu bir konu bence. Özellikle biliyorsunuz, kendi branşımla ilgili yine söyleyeyim. Ben Türkiye'de birçok şehirde bulunan önemli huzur ve bakım evlerine de nörolog olarak danışmanlık ve konsültan hekimlik yapmış biri olarak söyleyeyim. Bu eskiden bakım evi, huzur evi konsepti, evet, vardı ama pandemiden sonra artık bakım evi yerine evde bakımı da ciddi ciddi düşünmeye başladık. Çünkü birbirlerine karşı artık avantajları, dezavantajlarını da bu pandemi süreciyle birlikte kefeye koymak zorunda kalıyoruz. Doğru. Peki evde bakım hizmetlerinde hangi hastalar nasıl hizmetler alabilmekteler? Şimdi evde bakım hizmetlerini şöyle özetlemek isterim. Evde bakım hizmetleri ve evde sağlık hizmetleri. 65 yaşın altında olan insanlar, trafik kazası, felçler, omurilik felçleri ya da başka bir nedenden dolayı, örneğin ameliyat olmuştur, sonrasında bir bakım istiyordur. Böyle bir hasta grubumuz var. Daha çok kısa bakım dediğimiz, 30 günü geçmeyen bir bakım grubu var. Ama daha çok topluma yük olan ya da ihtiyacı olan kesim 65 yaşında olan, inme, felç, Alzheimer hastalığı, kas hastalıkları, başka nörolojik hastalıklar, sistemik hastalıklar, kanser hastalığı olup da son dönemde olan hastalarla ilgili bir ayı geçen uzun dönem bakımları. Genelde evde bakım hizmetleri deyince bunlar çok çeşitli. Evde hastanın temizliğini yapmak, sağlık planlamasını yapmak, hastanın sosyal ortamını sağlamak, bu bakım hizmeti. Ama evde sağlık hizmeti deyince şöyle özetlemek mümkün. Evinde çözülebilecek tüm sağlık sorunlarını evde çözmek. Doktor muayenesi, hemşirelik hizmeti, sonda takmak, yara bakımı, pansuman yapmak, kan almak, bütün bunların planlanması ve organize edilmesi. İşte az önce saydığım hastalıklarda bunları gerçekten sağlamak, temin etmek zor olabiliyor. Hele pandemi sürecinde çok zor olabiliyor. Bütün bu süreçlerde asıl olan, aslında bu programa bir araya gelmemizin şöyle de bir güzelliği var. Şu anda insanların kafası çok karışık. Hangi hizmeti ne zaman nerede alacağım? Bu hizmeti kimler veriyor? Gerçekten sağlıklı hizmet alabilir miyim? Aslında biraz da onları vurgulamak gerekir diye düşünüyorum.
Evet, bununla ilgili çok doğru bir vurgu yaptınız. Gerçekten öyle. Özellikle bu tarz hastalarda bakım evlerinin dışında bakıcı bile bulmak o kadar çok zor ki insanlar bu konuda gerçekten çaresiz olabiliyorlar bazen. Evet. Yakın çevremden de oldukça biliyorum. Peki ne tarz avantajları var? Biraz onlardan aslında bahsedelim. Aslında yakın çevremden biliyorum dediniz. Her evin sorunu aslında kesinlikle. Bu ve bir gün her evinde sorunu olacak. Bu iş Amerika Birleşik Devletleri'nde ta 1960'larda, Kanada'da 1970'lerde, yine Avrupa'da hakeza organize olmuş bir iş ama bizim gibi ülkelerde yeni yeni organize oluyor. Ne gibi avantajları var? Bakın pandemi sürecinde çok net olarak gördük. Bir kere biz hastaneleri artık ekonomik kullanmak zorundayız. Yatakları ekonomik kullanmak zorundayız. Her ne kadar çok sayıda hastane yapılsa da ülkemizde buna yetişmek mümkün değil. Bir yandan da çok hızlı bir biçimde yaşlanıyoruz ve çok hızlı bir biçimde kronik bakıma ihtiyacı olan hastamız artıyor. Dolayısıyla evde bakmak bir kere maliyeti düşürüyor. İkincisi hastayı psikolojik olarak olumlu etkiliyor. Üçüncüsü hastanın hastane enfeksiyonlarından korunmasını sağlamış oluyorsunuz. Pek çok avantajı var. Maliyetleri düşürmüş oluyorsunuz. Şöyle bir örnek vereyim. Örneğin bakım evi yaptığınızı düşünün bu hastalar için veya hastane yaptığınızı düşünün. 20-30 kişiye çok iyi standartlarda bakabilmek için bugün Türkiye'de şehrine göre 10-15 milyon liradan daha fazla bir yatırım yapmak zorundasınız. Oysa bu parayla insanları evinde çok rahatlıkla çok daha fazla sayıda kişiyi, belki 300-350 kişiyi, belki 1000 kişiyi, 1000 kişiye sağlık hizmeti götürebilirsiniz. Ekonomik olarak da çok büyük avantajları var. Hastane enfeksiyonları açısından var. Covid için bakarsak hem hastanın eğer Covid riski varsa almasını engellemiş oluyorsunuz. Hem sağlık personelini gereksiz meşgul etmekten men etmiş oluyorsunuz. Hem de yaşlıya, risk grubu yüksek yaşlıya hastaneye giderek gereksiz yere enfeksiyon alma riskine maruz kalmasını önlemiş oluyorsunuz. Bence oldukça avantajlı ve maliyet dengesi bakımından bakıldığında da gelecek vizyonunda her ülkenin sağlık çözümleri içerisinde evde bakım ve evde sağlık hizmetleri çözümünün çok önemli rol oynayacağını düşünüyorum.